Sözünü hatırlıyor musun? Bir gün bana yardım edeceğini söylemiştin Karn. Biz Vasudeva Krishna'ya saldıracağız. Ben onun yolundan yürüyerek toplumda bir değişim yapmak istiyorum. İyi ama ben Vasudev'le nasıl savaşacağım? Ama Jarasandha'ya verdiğim sözü de bozamam. Bana söz ver dostum. O aptal adamın gururunu yerle bir edeceksin. Jarasandha benim arkadaşım falan değil. Ama o bana harika bir hediye verdi Karn. Karn, Krishna denilen kişi uzun zamandır Jarasandha ile oyun oynuyor. Ayrıca o Krishna'nın ona yenildiğini görmek istiyorum Karn. İyi ama görmediğin bir insanı neden bu kadar aşağılıyorsun? Bazıları onu iyi biri olarak görüyor. Ona çok güveniyorlar. Bu tam bir saçmalık. İnsanlar yalanlara inanmayı tercih eder. İşte bu yüzden onu güçlü yaptılar. Yalanlar. Peki bunların doğru olduğunu nereden biliyorsun? Peki yalan değilse nedir dostum? Yukarı bir işten başlayarak tüm Hindistan'da yaşayan halk çok iyi biliyor ki Krishna çılgın Putna'yı elleriyle öldürdü. Acımadan öldürdü. Bu hikayeyi annemden duymuştum. Dediğine göre Putna'yı o öldürdü. Söyler misin Karn? Küçük bir bebek nasıl olur da sihirli güçlere sahip bir büyücüyü öldürebilir? Yüce Tanrı isterse her şey mümkün olabilir. Bence bunu yabana atma. Anlıyorum. O zaman bu hikayeye sen de inanıyorsun. Daha yeni yürümeye başlayan Krishna, annesi Yasoda'ya ağzını açarak tüm evreni ağzında gösterdi. Bütün bunlar birer saçmalık dostum. Bunların hepsi yalan. Bana soracak olursan, bu yalanları özellikle söylüyorlar ki tüm insanlar onu farklı biri gibi görsün. Herkesin gözünde yücelsin. Karn, sen neden gülüyorsun? Söyle bakalım. Bu olaylara tanık olan biri var mı? Sence bunlar yalan değil mi? Dostum, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu seninle burada tartışmak istemiyorum. Şunu unutma ki Krishna'ya inananların şahidi olmayabilir. Ama düşmanlarının da herhangi bir şahidi olmadığını unutma Duryodhan. Karn, bu söylediklerinle sanki gözümün önüne kardeşim Yudhishthir geldi. Aynı onun gibisin. Bu doğru değil dostum. Farz edelim ki anne Yasoda hayal gördü. Onun ağzında böyle bir şey yoktu. Bunların hepsi bir yalan olsun. Ama Mathura halkı Indra'nın gazabındayken o Krishna Govardhan Dağı'nı küçük parmağıyla yukarı kaldırdı. O sıradan biri olamaz dostum. Peki ya Kaliya'nın ölümü? Sence bu da mı yalan duruyor da? En zehirli yılanın bile üstesinden o gelebilir duruyor da. Eğer bana sorarsan o sıradan bir insan olmak için çok güçlü biri. Ben onun sıradan biri olduğuna inanmıyorum. Indra'yı yenen biri asla güçlü olamaz dostum.
O Indra'yı sen de yenmiştin. Ama sen yüce değilsin. Kimse seni bu şekilde yüceltmiyor. Çocukluğundan beri savaş meydanlarındaydın. Sen her zaman savaşmayı tercih ettin. Ama zehir... Zehirden etkilenmemek mucizevi bir şey değil. Ben çocukluğumdan beri içimdeki zehirle büyüdüm. O zaman ben kendimi özel güçlü mü ilan etmeliyim? Sen Krishna'nın hiçbir şey yapmadığını mı düşünüyorsun? Onu diğer insanlardan farklı kılan nedir? Herhangi bir insan için Kansa'yı öldürmek sence mümkün mü? Hadi cevap ver dostum. Evet, bunu kabul ediyorum. Basit bir çobanın Kansa'yı öldürmesi bir başarıdır. Ama buna çobanın gücü de diyebiliriz Karn. Bu olay bir mucize değil. Sen Krishna'nın tüm başarılarını sorguluyorsun dostum. Evet, çünkü o bir dolandırıcı. Hile yapıyor ve sihir kullanıyor. Hepsi bu kadar. Ona istediğini söyleyebilirsin. Ama bu yaptıklarının hepsini halkının iyiliği için yaptı. Toplumun değişmesi için yaptı. Onunla tanışmak benim çocukluk hayalimdi. Jarasandha sayesinde onunla tanışacağım. Ama savaş meydanında böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Dostum, unutma ki verdiğin sözü tutmak için onunla savaşmak zorundasın, tamam mı? Düşmanından bu kadar etkilenmen, savaşı kazanman da sana hiç yardımcı olmaz. O fantastik biri, seni yenebilir. Dikkatli olmalısın. Bu zayıflığını sana karşı kullanabilir. O dolandırıcı. Nereye giderse gitsin, oradaki her şeyi değiştirebilir. Ne zaman, nerede, ne yapacağını asla bilemezsin. Nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Şunu unutma, onun taktiklerine çok dikkat et. Yarın övdüğüm bu kişiyle orada dövüşmek zorunda kalacağım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir kişinin eylemleri seçtiği yol tarafından belirlenir Angaraç.
O yüzden önce düşünmen gerek. Acaba senin önceliğin ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.